Eskiden kara su çayı akar yıllardan beri. Baraj yapıldı bunun önünde. Kestiler bu suyu. Burada incili kefer yaşardı. Çıkardı yukarıya kadar giderdi, yumurta bırakırdı. Şimdi bu setten dolayı artık daha burada bir şey yapılmıyor. Aslında 1980'de Mustafa Kuru hocamızın bildirmiş olduğu, ancak diğer araştırmacılar tarafından sürekli olarak inci kefalinin akarsularda kalan küçük bireyleri olarak algılanan bir tür, Alburnus timarensis olarak tanımlanmıştır Mustafa Kuru hocamız tarafından. Bölgenin ismi Timar diye geçtiği için timarensis adı verilmiştir. Balığımız üzerine yapılan sistematik çalışmada Kuru hocamızın haklı olduğu ve ayrı bir tür olduğu ortaya konmuştur. Çeşitli çalışmalar sırasında balıkla karşılaşıyorduk. Ancak önceki ön yargılardan dolayı hep inci kefalinin yavrusu diye düşündük. Ama bilim şüpheyle başlıyor. Ve bu şüphenin üzerine de tekrar sistematik karakterlerini gözden geçirdiğimizde inci kefaliyle uyuşmadığını, timar incisinin farklı karakterlere sahip olduğunu gözlemledik ve bunu Almanya'dan ve İstanbul Üniversitesi'nden iki arkadaşımızla birlikte ekip olarak, dört kişilik bir ekip olarak üniversitemizden iki hocamız ve bahsettiğim yerlerden de birer tane, onlarla birlikte İngiltere'de alanında uzman kişilerin yer aldığı, yayınların çıktığı bir dergide yayınladık. Ayırt edici karakterlere baktığımız zaman bir pul sayısında ciddi bir fark var. Timar incisi nispeten daha az sayıda pula sahip. Sistematik açıdan önemli olan solungaç diken sayıları farklılık gösteriyor. Bu iki karakter zaten normal şartlarda bir tane belirleyici olduğunda bile ayrı tür olarak veriliyor. Bizimkinde ise iki farklı karakter olduğu ortaya çıktı. İnci kefali Van Gölü'ndeki birçok su kaynağında yaşıyor. Sadece Van Gölü'nde değil, Van Gölü ile birlikte akarsularda, Nazik Gölü'nde, Aygır Gölü'nde, Erçek Gölü'nde farklı kaynaklarda var. Ancak bu balık ise sadece karasu çayında var. Böyle de enteresan bir durum söz konusu. Yaklaşık olarak 5-6 kilometrelik Ablangaz Köprüsü'nün altında Tarım Meslek Lisesi olarak geçen arazinin olduğu bölgeden Hivi Köyü'ne kadar olan alanda balığın varlığını tespit ettik ve sistematik karakterlerini ortaya koyduk. Baktığımızda dar bir alanda yayılış gösteriyor. Bu özellik bile balığın korunmaya değer olduğunun manasına gelir. Endemik yani sadece havzaya değil, karasu çayına endemik bir tür. Çok daha dar bir alandan bahsediyoruz. Üstelik de karasu çayının her yerinde değil. Sadece 5-6 kilometrelik dar bir alanında yayılış gösteriyor. Maalesef söz konusu alanda da yıllardır yoğun olarak kum alım faaliyetleri yürütülmekte. Bu izinsiz olarak kaçak yollarla kum alımı gerçekleştirilen bir faaliyet. İşin daha vahim tarafı ise valilik tarafından da DSİ Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ıslah çalışması adı altında balığımızın üreme ortamı, yaşama ortamı, beslenme ortamında ciddi sorunlar söz konusu.